Apple'ın 2023 sonbaharında tanıtmış olduğu yeni iPhone'larda dikkat çeken en büyük yeniliklerden bir tanesi, uzun zamandır iPhone'larda görmüş olduğumuz Lightning portun yerine USB-C portunun alması olmuştu. USB-C portuyla yenilenen tek cihazlar iPhone 15 ve iPhone 15 Pro olmadı. Aynı zamanda daha önce Lightning portlu bir şarj kutusuyla çıkmış olan ikinci nesil AirPods Pro da USB-C portuyla yenilendi. Daha önce Lightning portuna sahip olan ikinci nesil AirPods Pro'nun detaylı incelemesini gerçekleştirmiştik. Yeniliklere, ses kalitesine, aktif gürültü engelleme ve şeffaf modun performansına, bu gibi önemli noktalara detaylı biçimde bakmıştık. AirPods Pro ikinci neslin USB-C portlu şarj kutusuna sahip olan versiyonu da aynı performansı, kaliteyi kullanıcılara sunmaya devam ediyor. USB-C portlu AirPods Pro ikinci nesle geçmeden önce küçük bir hatırlatmada ve ricada bulunmak istiyorum. Teknoblog YouTube kanalında teknoloji konusunda size yol gösterecek, satın alma kararlarınızda yardımcı olacak kaliteli teknoloji içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan bu videoyu beğenmenizi de rica ederim. Tasarım anlamında USB-C portunun eklenmesi dışında şarj kutularında herhangi bir değişiklik yok. Alt kenarda yine hoparlör var, bu sayede bulağını kullanarak AirPods Pro'nun şarj kutusunu ve içerisindeki kulaklıkların yerini kolaylıkla bulmanız mümkün oluyor. Öte yandan hem kulaklıklar hem de şarj kutusu IP54 sertifikasına sahip, yani sıvı sıçramalarına ve tere karşı dayanıklılık gösteriyor. Böylelikle dışarıda yağmur altında gerçekleştireceğiniz aktivitelerde ve yoğun terli idmanlarda AirPods Pro ikinci nesli kulaklarınızda gönül rahatlığıyla tutmaya devam edebilirsiniz. Apple'ın AirPods Pro'da sunmuş olduğu birçok özelliği USB-C portlu AirPods Pro'da da görüyoruz. Aktif gürültü engelleme birinci nesil AirPods Pro'ya göre iki kata varan bir performans gösteriyor. Bu sayede yoğun trafik gürültüsünün olduğu ortamlarda, sokak gürültüsünün olduğu ortamlarda, metroda, uçakta, trende, bu gibi yerlerde aktif gürültü engelleme açarak sanki sessiz bir odadaymışsınız gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Özellikle podcast dinlerken aktif gürültü engellemenin bir hayli memnun edici performans gösterdiğini söylemem gerekiyor. Şeffaf modda doğal bir ses sunarak özellikle dışarıda yürüyüş yaparken, koşarken etrafınızdan kopmamanıza olanak sağlıyor. Veya toplantı sırasında bir yandan kulaklıklar kulağınızda takılı haldeyken arkadaşlarınız konuşursa o zaman da onların sesini rahatlıkla duymaya devam ediyorsunuz. Apple AirPods Pro ikinci nesle her bir iOS güncellemesiyle birlikte yeni özellikler getiriyor. Son gelen yeniliklerden bir tanesi de sohbet farkındalığı olmuştu. Sohbet farkındalığı sayesinde kulaklık kulaklarınıza takılı haldeyken bir şeyler dinliyorsanız veya izliyorsanız, birisi konuşursa veya siz konuşursanız çalan içeriğin sesi otomatik olarak kısılıyor ve bu şekilde karşınızdaki kişiyle rahat bir şekilde sohbet etme imkanı gerçekleştiriyorsunuz. Öte yandan çalan bir müzik parçası veya videoysa sesi kısılıyor, arka planda oynamaya devam ediyor. Eğer podcast dinliyorsanız, yani sesli konuşan bir içerik dinliyorsanız, bu durumda siz konuşmaya başladığınız anda çalan içerik duraklatılıyor ve siz sustuktan, sohbet bittikten kısa bir süre sonra kaldığı yerden ses artırılarak oynatılmaya devam ediliyor. Apple'ın bu ince çizgileri, nüansları ayarlaması gerçekten önemli. Özellikle podcast gibi içeriklerde ne konuşulduğu önemlidir. İçeriği kaçırmak istemezsiniz. İşte sohbet farkındalığı bu küçük detayları da iyi biçimde ayarlamış görünüyor. Gürültü engelleme seçeneklerine baktığımızda aktif gürültü engelleme ve şeffaf modun dışında bir de uyarlanabilir seçeneğini görüyoruz. Uyarlanabilir seçeneğinde ortamdaki gürültüye ve diğer koşullara bağlı olarak aktif gürültü engellemenin seviyesi iyi biçimde ayarlanıyor. USB-C portlu AirPods Pro ikinci nesilde de Apple H2 çipi var. Bu sayede Apple cihazlarıyla hızlı şekilde bağlantı işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında da aynı iCloud hesabı altındaki diğer cihazlarla otomatik geçiş verimli şekilde sağlanıyor. Otomatik geçiş giderek daha iyi performans gösteren özelliklerden biri haline geldi. Ben de iPhone 15 Pro ve MacBook Pro'da otomatik geçişi aktif biçimde kullanıyorum. Bu sayede diyelim ki arkamda görmüş olduğunuz masada çalışırken, bir yandan MacBook Pro'da bir şeyler düzenlerken bir telefon geldiği zaman, iPhone 15 Pro'ya telefon geldiği zaman otomatik olarak ses iPhone 15 Pro'ya aktarılıyor ve ben de
tekrar kulaklığı bağlamadan AirPods Pro'larla görüşmelerimi gerçekleştiriyorum. İşim bittikten sonra tekrar MacBook Pro'da bir şeyler düzenlemeye başladığımda ses çıkışı otomatik olarak MacBook Pro'ya aktarılıyor. Kulaklıkların tasarımında da değişen bir şey yok. Gövde kısmında yine dokunarak çeşitli kontrolleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda parmağınızı gövdede yukarı aşağı kaydırarak da ses ayarını gerçekleştirmeniz mümkün. Siri ile gelen mesajları dinleme veya Siri komutlarını hızlı şekilde verme, bu da AirPods Pro 2. neslin daha önceden gelen ve korunan özellikleri yararları arasında yer alıyor. Pil tarafına baktığımızda pil performans açısından da Lightning portlu AirPods Pro ile 2. nesille aynı performansın sergilendiğini görüyoruz. Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi var. Bu süre kafa izleme ve uzamsal ses açıkken 5,5 saate düşüyor. Tek şarjla 4,5 saate kadar konuşma süresi de sunuluyor. MagSafe şarj kutusuyla birlikte toplam dinleme süresi 30 saate çıkarken toplam konuşma süresi 24 saat olabiliyor. Ve şarj kutusunda 5 dakika tuttuğunuz zaman yaklaşık 1 saatlik dinleme süresi veya yaklaşık 1 saatlik konuşma süresi de USB-C portlu AirPods Pro 2. neslin sunmuş olduğu pil özellikleri arasında yer alıyor. Lightning portlu AirPods Pro'da da aynı değerler vardı. Aşağı yukarı aynı performansın sunulduğunu söyleyebilirim. Gerek ses kalitesi olsun, gerek pil ömrü olsun, bu gibi tüm özellikler bakımından Lightning portlu ve USB-C portlu AirPods Pro'ların birbirinden farklılık göstermediğini söyleyebilirim. Peki arada herhangi bir farklılık yok mu? Tabii ki var. En baştan alttaki portlar değiştirilmiş. USB-C portunun gelmesiyle birlikte AirPods Pro 2. neslin kutusundan USB-C kablo çıkıyor. Apple'ın iPhone'larda, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da sunmuş olduğu kabloyla aynı şekilde örgü kaplı bir kablo. Gerçekten de lüks bir hisse sahip. AirPods Pro 2. neslin USB-C portlu versiyonunu satın aldığınızda bu güzel kabloya da erişmiş oluyorsunuz. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'nun yeniliklerinden bir tanesi USB-C portu üzerinden ters şarj işlemi gerçekleştirmek oluyordu. Elinizde Lightning portlu AirPods Pro'nun kablosu varsa onun bir ucunu iPhone 15 Pro'ya veya iPhone 15'e takarak da AirPods Pro'nun şarj kutusunu ve kulaklıkları şarj edebilirsiniz. Ancak elinizde USB-C portlu bir AirPods Pro olursa sadece kutudan çıkan kabloyla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Başka cihazların, Android telefonların, tabletlerin, iPad'lerin kutusundan çıkan kablolarla, ki onlar genellikle iki ucu da USB-C oluyor, başka cihazlara, iPad'e, iPhone'a ve bunun gibi cihazlara, bilgisayara bağlayarak da AirPods Pro'nuzun şarj kutusunu rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Yani şarj kolaylığı bakımından USB-C portunun getirmiş olduğu kolaylıklardan AirPods Pro'nun yeni versiyonunun sahipleri de yararlanabiliyor. Bir de iletim tarafında, deneyim tarafında fark var. Aslında bu ilk etapta şu an için sadece sınırlı bir kullanıcı kitlesini ilgilendiriyor gibi görünüyor. O da AirPods Pro 2. neslin USB-C portlu şarj kutusunu barındıran versiyonlarının 20 bit 48 kHz'lik veri iletimini desteklemesi. Aynı veri iletimi desteği Apple'ın 2024 yılının başlarında satışa sunacağı sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'da da var. Bu sayede Apple Vision Pro ile AirPods Pro arasında yüksek hızda ve kaliteli ses aktarımı gerçekleştirilecek. Ancak ilk etapta Apple Vision Pro ile sunulacak olan bu desteğin daha sonra gelecekte çıkacak olan iPhone'larda, iPad'lerde ve MacBook Pro'larda sunulmasını bekleyebiliriz. Yani USB-C portunu tercih ederek sadece şarj tarafında kolaylık elde etmekte kalmıyorsunuz. Aynı zamanda geleceğe de bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Sonuç olarak USB-C portuna sahip olan AirPods Pro 2. neslin Lightning portuna sahip olan AirPods Pro 2. nesilde birçok özelliği, deneyimi, performansı paylaştığını söyleyebilirim. Farklılıklar sınırlı, ancak geleceğe dönük bir yatırım yapmak istiyorsanız, gelecekteki teknolojilere şimdiden hazırlık yapmak istiyorsanız o halde USB-C portunu tercih etmeniz sizin için biraz daha anlamlı olabilir. Tabii ki yeni teknolojiyi tercih etmek fiyat tarafında da biraz daha fazla yatırım yapmak anlamına geliyor. AirPods Pro 2. neslin USB-C'li versiyonu 8.649 liralık fiyata sahip. Lightning portlu versiyon Apple tarafından satıştan kaldırıldı. Apple mağazalarında veya online mağazada yok. Ancak e-ticaret sitelerinde stoklarda olduğu için Lightning portlu versiyonu da bulabiliyorsunuz. Tabii ki fiyatlar biraz da alt seviyelerde. Onlara da göz atmanız mümkün. Özet niteliğindeki bu videonun dışında teknoblog.com'da da AirPods Pro 2. nesil USB-C versiyonuyla ilgili bir inceleme makalesi var. Aşağıda açıklama bölümünde onun da bağlantısına yer veriyoruz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Oh, 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 oh,